Tekrar merhabalar sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Kitabımızın 113. sayfasında yer alan Ed-Ders-ü-Thamin 8. ders başlıklı bölümdeyiz. Bir yazı ve güzel sanat olarak Arap hattı başlıklı metni çeviriyoruz. Çeviride Setera kitabeten fi şeklin müdevverin şeklinde başlayıp devam eden paragrafta kaldık. Buradan devam ediyoruz. Setera kitabeten fi şeklin müdevverin. Setera göreceksin kitabeten bir yazı fi şeklin müdevverin. Daire şeklinde yuvarlak bir yazı göreceksin. Müdevver daire şeklinde yuvarlak anlamını taşır. Daire şeklinde yuvarlak bir yazı göreceksin. Ve fi şeklin müstetilin. Müstetil dikdörtgen demek. Dikdörtgen şeklinde bir yazı göreceksin. Ve fi şeklin murabba'in, kare şeklinde bir yazı göreceksin. Murabba, kare. Ve fi şeklin musallasin, musallasin üçgen anlamını taşıdığını biliyorsunuz. Üçgen şeklinde bir yazı göreceksin. Ve fi şeklin beydaviyin, beydatun'dan hatırlayalım. Beydatun ya da beydun neydi? Yumurta. Bu da yumurta şeklinde demek. Yani eliptik, oval şekilde. Eliptik şekilde, oval şekilde, yumurta şeklinde bir yazı göreceksin. Toparlayacak olursak, müdevver, yuvarlak, müstatil, dikdörtgen, murabba, kare, müthelles, üçgen, beydavi, oval. Bu şekillerde bir yazı göreceksin. Bu sayfanın son paragrafını okuyorum. Setera kitabeten ala ebvabil havaniti ve ala cuduranil mesacidi ve ala qimemil meazini. Bazılarınızın kitabında burası qimemden sonra gelen kelime el muduni şeklinde olabilir. Baskı farklılığından kaynaklanıyor. Qimem el meazin şeklinde kayıtlı bazı kitaplarda, bazı kitaplarda da qimemil muduni şeklinde kayıtlı. Ve ala cevanibis sanadiqi ve ala hafetis suhuni ve fi dâhilil ekvâbi. Setera kitabeten bir yazı göreceksin. Ala ebvâbil havaniti. Havanit kelimesinin anlamının ne olduğunu parçanın birinci paragrafının sonunda size not ettirdik. Havanit ne demekti? Dükkanlar. Hangi kelimenin çoğuluydu? Hanut. Peki, el-havanitten önce, şu an okuduğumuz son paragrafta yer alan el-havanitten önce gelen ebvab kelimesi neyin çoğuludur? Bab kelimesinin, kapı anlamındaki bab kelimesinin çoğuludur. O halde setera kitabeten ala ebvabil havaniti ifadesini dükkanların kapılarında bir yazı göreceksin şeklinde tercüme ederiz. Peki başka nerede yazı göreceksin? Ve ala cuduranil mesacidi. Mescitlerin duvarlarında. Cuduran, cidar kelimesinin çoğulu. Cidar, duvar. Cuduran, duvarlar. Ve ala cuduranil mesacidi. Mescitlerin duvarlarında, camilerin duvarlarında bir yazı göreceksin. Ve ala qimemil me'azini. Kitaplarında el me'azin şeklinde kayıtlı olan dinleyicilerim için çevireyim önce. Ve ala qimemil me'azini. Qimem kelimesi tepe, zirve anlamını taşıyan qimmetun kelimesinin çoğuludur. Bu sayfada epeyce kelime öğrendiniz. Qimmetun, tepe, zirve anlamını taşır. Qimem, onun çoğuludur. Qimmetun, tepe, zirve. Qimem, tepeler, zirveler. El-me'azin kelimesi, minare anlamındaki mi'zenetun kelimesinin çoğuludur. Mi'zenetun, minare. Me'azin, minareler. Ya da el-mi'zenetu, el-me'azinu. Evet, ve ala qimemil me'azini
gımem kelimesiyle el-me'azin kelimesi arasında izafet ilişkisi var. Minarelerin tepelerinde bir yazı göreceksin diye çeviririz. El-me'azin kelimesi bazı kitaplarda yer almıyor. Gımem'den sonra el-mudun kelimesi yer alıyor baskı farklılığından dolayı. Gımem'den sonra el-mudun yer almışsa çeviri nasıl olmalı? Ve ala gımemil muduni. El-mudun kelimesinin el-medinetu kelimesinin çoğulu olduğunu söyleriz. El-medinetu şehir demekse, kent demekse, el-mudun şehirler, kentler demek olur. Ve ala gımemil muduni. Şehirlerin zirvelerinde, şehirlerin üst noktalarında, şehirlerin tepelerinde diye çeviririz. Ve ala cevanibis sanadiki, cevanip kelimesi, canip kelimesinin cemidir, çoğuludur. Cem teksirdir bu da. Ala cevanibis sanadiki, sanadik kelimesinin sanduk ya da sunduk. Evet, Arapçada yer alış şekli itibariyle sunduk. Sunduk kelimesinin çoğulu olduğunu söyledik. Üst bölümlerde de geçti biraz önce. Ala cevanibi sanadiki, sandıkların kenarlarında, sandıkların yanlarında. Ve ala hafeti suhuni. Hafe, uç, kenar demek. Suhun, sahn. Biz de kullanıyoruz sahan kelimesini. Anadolu'da çok yaygın tabak anlamında sahan kelimesinin kullanılması. Hafeti suhun, sahanların uçlarında, kenarlarında. Ve fi dâhilil ekvâbi, bardakların içlerinde, içinde. Fi dâhilil ekvâbi, bardakların içinde. Peki parça parça verdiğimiz çeviriyi toplayalım şimdi. Seterâ kitâbeten alâ evvâbil havânîti ve alâ cudurânil mesâcidi. Dükkanların kapılarında, camilerin duvarlarında ve alâ gımemil me'âzini minarelerin uçlarında veya şehirlerin tepelerinde ve alâ cevânibis sanâdîkî sandıkların kenarlarında ve alâ hâfeti suhûni sahanların uçlarında, kenarlarında ve fî dâhilil ekvâbi bardakların içinde bir yazı göreceksin. Evet, Arap hattı, Arap yazısıyla ilgili geniş bilginin verildiği bir metin bu. Daire şeklinde, dikdörtgen şeklinde, kare, üçgen şeklinde, oval şekilde yazılar göreceksin. Ne zaman? Bir Arap kentini ziyaret ettiğin zaman. Arap kentini ziyaret edip, o kentin eski çarşılarında, caddelerinde, gezip dolaştığın, dükkanlarını incelediğin, camilerini ziyaret ettiğin, müzelerini ziyaret ettiğin zaman bunları göreceksin. Bakır sinilerin, gümüş ibriklerin, porselen sahanların, süslenmiş aynaların, cam kandillerin, gümüş sandukaların, kamaların, bardakların, ahşap kutuların, kristal avizelerin üzerinde daire şeklinde veya dikdörtgen şekilde, kare şeklinde veya üçgen şeklinde veya eliptik şekilde yazılmış yazılar göreceksin. Evet, burada genel bir tanımlama var. Genel giriş ifadeleri bunlar. Bir sonraki sayfada, 114. sayfada açıklamalar biraz daha detaylandırılıyor. Kitabımızın bu sayfasını çevirelim. 114. sayfasına bakalım. Sayfa başında seterâ kitâbeten şeklinde yine bir Arap kentini ziyaret ettiğimiz zaman, tarihi mekanları ziyaret ettiğimiz zaman göreceğimiz şeyler sıralanıyor burada. Seterâ kitâbeten bir yazı göreceksin. Testekîmu dümdüz olan. Testekimu dümdüz olan, me'al havaiti,
Bir önceki sayfada cidar kelimesinin çoğulu olarak cuduran kelimesi zikredilmişti. Duvar ya da duvarlar anlamında. Burada ise şu anda el-havait kelimesi zikrediliyor. Ha-it kelimesinin çoğulu olarak ki ha-it duvar demek. Havait duvarlar. Setera kitabeten testekimu me'al havaiti. Duvarlarla birlikte dümdüz olan yazı, bir yazı türü göreceksin, bir yazı çeşidi göreceksin. Duvarlarla birlikte dümdüz olan, yani duvarların üzerine yazılmış, dümdüz bir şekilde yazılmış bir yazı türü göreceksin. Ve teduru me'al a'mideti, evet, ve teduru me'al a'mideti. Sütunlarla birlikte dönen, yani dara yeduru, buradaki teduru fiilinin kökünü söylüyorum. Dara yeduru, devrun deveranun şeklinde gelir mastarı. Dönüp dolaşan demek, teduru, dönüp dolaşan. Me'al a'mideti, sütunlarla birlikte. Sütunlarla birlikte onları çevreleyen, kuşatan, yani sütunlarla birlikte dönen yazılar göreceksin. Sütunların etrafını kaplayacak şekilde yazılmış bir yazı türü göreceksin. Ve telteffu, saran, çevreleyen demek. Telteffu, saran, çevreleyen. Me'al kanadili, kandilleri saran, çevreleyen. Kandilleri saran, çevreleyen bir yazı türü göreceksin. Ve teteşabekü me'al erkani, erkan kelimesi köşe anlamındaki rüknün kelimesinin çoğuludur. Ve teteşabekü me'al erkani, köşeleri ağ gibi saran, köşelerin içine geçen anlamında. Teteşabekü, ağ gibi sarılmış olan, içine geçen demek. Ağ gibi sarılan, içine geçen demek. Teteşabekü. Teteşabekü me'al erkani, köşelerin içerisinde ağ gibi sarılan ya da köşelerin içine geçen bir yazı türü göreceksin. Bir yazı şekli göreceksin. Sütunları çevreleyen, kandilleri kuşatan ve köşelerin içine geçen bir yazı türü. Bir de baştaki ifadeyi de söyleyelim. Duvarlarla birlikte dümdüz olan, duvarlarla birlikte dümdüz olan, sütunları dolaşan, kandilleri çevreleyen ve köşelerin içine geçmiş olan bir yazı göreceksin. Evet sevgili dinleyicilerim, bu sayfanın, yani 114. sayfanın başından ikinci paragraftayız. İkinci paragrafa geçiyoruz. Setera kitabeten, bir yazı göreceksin. Bi hurufin müstakimetin, dümdüz harflerle yazılmış. Hocam burada yazılmış yok. Nereden çıkardık? Parçanın içeriğinden, yani cümlenin, sözün muhtevasından çıkardık bunu. Setera kitabeten bi hurufin müstakimetin, dümdüz harflerle yazılmış bir yazı göreceksin. Ve kitabeten bi hurufin müstediratin, ve yine bir yazı göreceksin. Bi hurufin müstediratin, yuvarlak harflerle yazılmış bir yazı göreceksin. Ve kitabeten bi hurufin zati erkanin, köşeli harflerle yazılmış bir yazı. Zati erkan, köşeli demek. Sahip anlamındaki zu'yu hatırlayalım. Zu, sahip anlamındaydı. Burada yer alan zat kelimesi, zu'nun müennesi. Zu, müfret müzekker siga için kullanılır. Zat, müfret müennes siga için kullanılır. Yani zu, müfret müzekker bir ismin sıfatı olarak kullanılırken, zat, müfret müennes bir ismin veya akıl taşımayan bir cemin sıfatı olarak kullanılır ki burada huruf kelimesi cem gayr-ı akıl diye tanımladığımız isimler sınıfına girer. Zat-ı erkan hurufun sıfatıdır.
ve kitabeten bi hurufin zati erkanin, rukun kelimesinin çoğulu erkan, zati erkan, köşeli. Peki zat niye mecrur? Huruf bi harfi ceriyle mecrur. Zati erkan da onun sıfatı. Aralarında irab bakımından uyum olması için zat hurufu niteliyorsa, huruf mecrursa zat da mecrur olmak durumundadır. O bakımdan zati, o bakımdan zati şeklinde kesralı kullanıldı. Ve kitabeten bi hurufin zati erkanin ne demekmiş? Köşeli yazılar ya da köşeli bir şöyle söyleyelim. Köşeli harflerle yazılmış bir yazı. Satırın başından itibaren alacak olursak dümdüz harflerle yazılmış, yuvarlak harflerle yazılmış ve yine köşeli harflerle yazılmış bir yazı göreceksin. Dümdüz harfler, yuvarlak harfler ve köşeli harflerle yazılmış bir yazı göreceksin. Setera kitabeten, üçüncü paragrafa geçiyoruz. Setera kitabeten fi suratil hayvani. Türk dilinde hayvan diye kullandığımız kelimenin aslı hayvandır. Hayvan. Canlı olan varlık demektir. Hayat sahibi olan demektir. Hayvan. Ha, aslı neymiş? Hayvan şeklinde ya'nın sükunuyla değil fethasıylaymış. Ve aslı Arapçaymış bu kelimenin. Hay kökünden. Yani diri olma, sahip, bir hayata sahip olma anlamında. Setera kitabeten fi suratil hayvani, hayvan şeklinde bir yazı göreceksin. Ve kitabeten fi suratil insani, insan şeklinde bir yazı göreceksin. Amma da ilginç ha, değil mi? Hayvan şeklinde, insan şeklinde bir yazı. Ve kitabeten fi suratil ta'iri, kuş şeklinde bir yazı göreceksin. Fi surati ta'iri. Hayvan şeklinde, insan şeklinde, kuş şeklinde bir yazı göreceksin. Ve kitabeten fi suratin nebati. Nebat ne demek? Biliyorsunuz anlamını. Bitki demek. Fi suratin nebati, bitki şeklinde bir yazı. Daha önceki derslerimizde de bu kelime geçti. Örneklendirdim. Nebati margarin diye dilimizde kullanıyoruz bunu. Artık şu anda değişti. Yani margarinlerin ambalajları üzerinde nebati margarin ifadesini göremiyoruz. Türkçeleştirildi. Türkçe ifadesi yazılır oldu. Peki ne yazılıyor Türkçe karşılığı olarak? Görüş olanınız var mı? Bitkisel margarin yazılıyor artık. Önceden bitkisel ifadesi kullanılmazdı. Nebati margarin yazılırdı. Fi suratin nebat, bitki şeklinde. Ve kitabeten fi suratin, fi surati fakihetin, meyve şeklinde, meyve suretinde bir yazı göreceksin. Fi surati fakihetin, meyve şeklinde bir yazı. Ve kitabeten fi suratin zuhrufiyetin, süslü biçimde bir yazı, süslenmiş şekilde bir yazı göreceksin. Hayvan, insan, kuş, bitki, meyve şeklinde ve bir de süslenmiş biçimde bir yazı göreceksin. Kitabatun min kulli hacmin. Her ebatta yazılar. Kitabat kelimesi, kitabetun kelimesinin çoğulu. Kitabatun min kulli hacmin. Her ebatta, her hacimde yazılar. Ve min kulli şeklin, her şekilde. Ve fi kulli suratin, her biçimde. Her ebatta, her şekilde, her biçimde yazılar göreceksin. Kitabatun tukaddimul ma'lumati lil akli. Kitabatun tukaddimul ma'lumati lil akli. Akla şöyle diyelim. Tukaddimu sunan, veren, el malumati bilgiler. El malumat, malumat dilimizde de kullandığımız bir kelime. Bilgiler sunan yazılar. Lil akli, akla
bilgi veren yazılar. Akıl için faydalı, akıl için bilgi veren. Veren hangisi hocam? Veren tukaddimu, sunan anlamında. Akla fayda veren bilgiler içeren yazılar. Vel mut'ate lil ayni, göze fayda veren. El mut'ate lil ayni, göze fayda veren. Mut'a fayda, fayda veren, faydalı anlamında. Biz burada göze hitap eden desek yanlış yapmış olmayız. Göze hitap eden. Vel behcete lil kalbi, kalbe de keyif ve neşe veren. El behcetu, neşe, keyif anlamında. Kalbe de keyif ve neşe veren. Evet, umarım siz de bu parçanın çevirisinden keyif alıyorsunuz, neşe buluyorsunuz. Çünkü birçok yeni kelime öğrenmiş oldunuz. Henüz daha belki 5'te 1'lik bölümünü ancak çalıştık metnin ama hakikaten epeyce de azımsanmayacak miktarda kelime bilgisi kazanmış oldunuz. Şu okuduğumuz satırı topluca söyleyelim ve bundan sonraki satırı da tercüme edip bitirelim inşallah. Akla bilgiler veren, göz için faydalı olan, göze hitap eden ve kalbe de keyif veren yazılar. Burada kitabatun ifadesinden sonra gelen tukaddimu diye başlayan ve sonuna kadar devam eden cümle kitabat kelimesinin sıfatı. Bir kuralımız vardı hatırlıyorsanız. Nekra bir isimden sonra gelen fiil cümlesi o nekra ismin sıfatı olarak tercüme edilirdi. Şu cümleyi de okuyalım ve bitirelim. Kitabatun yazılar, nasıl yazılar? Tecme'u beynel fa'idetil ilmiyeti vel kıymetil cemaliyeti. Bilimsel faydayla estetik değeri bir araya getiren yazılar. El fa'idetil ilmiye, bilimsel fayda, ilmi fayda, ilmi istifade. Vel kıymetil cemaliye ise estetik değer. Hangisi değer, hangisi estetik? El kıyme değer, el cemaliye ise estetik. Ha, bilimsel faydayla estetik değeri bir araya getiren, bir arada toplayan yazılar göreceksin. Ne zaman? Bir Arap kentini ziyaret ettiğin zaman. Evet, herkese nasip olmuyor bir Arap kentini, bir Arap ülkesini ziyaret etmek. Ancak ziyaret etme durumunda da alınacak çok miktarda bilginin, yani edinilecek çok miktarda bilginin, istifadenin olacağında da kuşku yok. Gelecek programımızda inşallah innehu el hattul arabiyyu seyyidul fununil islamiyyeti vel arabiyye. Şüphesiz ki Arap hattı İslam Arap sanatlarının efendisidir başlıklı bölümden devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Fi emanillah.